Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan, TESEV'in araştırma direktörüyüm, girişiminde gönüllüsüyüm. Bugün programımızda dayanışma örgütlenmeleri ve yerel demokrasi konuşacağız. Aslında Türkiye'de hem çok çeşitli hem de çok eski bir dayanışma kültürü var ama sanki bu dayanışma kültürü çok fazla demokratik boyutuyla tartışılmıyor gibi geliyor bana. O yüzden bugün çok değerli konuklarımla birazcık bu açıdan da konuşacağız dayanışma örgütlenmelerini. Üç tane birbirinden değerli konuğum var. Ayvalık Yerel İnisiyatif'ten İlknur Kavlak ilk konuğum. Beşiktaş Dayanışma Ağı'ndan Yusuf Alp ve Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu'ndan Kadir Bal. Hoş geldiniz hepiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk. Hem de bayram gününde şeker bir sohbet yapmış olacağız. Kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Konuklarımla ilk önce bir dinleyiciler arasında dayanışma örgütlenmeleri konusunda çok vakıf olmayanlar için önce bir kısaca giriş yapacağız. Nedir, ne değildir, nasıl kurulur, birbirinden nasıl haberdar olur diye. Daha sonra salgın sürecinde neler yaptılar, bu ağlar ne tür işbirlikleri kurdular, yerel yönetimlerle nasıl çalıştılar, biraz onları öğreneceğiz. Son olarak da her birinden sahada aktif çalışan dayanışmacılar olarak bu yaptıkları işin yerel demokrasideki rolü nedir, nasıl bir etkisi var, ne düşünüyorlar, fikirleri nedir? Onları tartışacağız. Şimdi ilk turda ilk sorumu İlknur'a soruyorum. İlknur Ayvalık Yerel İnisiyatif'ten. Yerel inisiyatif ne demek? Yerel inisiyatif, yerelde inisiyatif almak, yaşadığı kente ve yaşadığı hayata müdahil olabilmek demek aslında. Yerel inisiyatif geçtiğimiz sene Ocak ayında Ayvalık Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla oluşan forumda ortaya çıkan bir fikir. Mahalle meclisleri kurmak üzerine genel bir eğilim belirlendi. Seçimler yaklaşıyordu. Yerel seçim öncesi nasıl bir yerel yönetim istiyoruz ve bunu nasıl örgütleriz sorusu üzerinden bir forum düzenlemiştik. Forumda Ayvalık'ın genel sorunları üzerine tartışıldı. İkinci oturumda da peki hani biz yerel yönetimini nasıl katılımcı hale getirebiliriz? Biz neler yapabiliriz burada yaşayan insanlar olarak diye sorulduğunda hemen hemen herkes sözleşmiş gibi mahalle meclisleri kuralım dediler. Ve onu aslında bir çağrı olarak ele aldık ve ardından şeylere devam ettik, etkinliklere devam ettik. Etkinliklere devam ederken mahalle meclisleri fikrini hep beraber konuşalım, beraber geliştirelim, nasıl yol alacağız? Bunları birlikte tartışalım istedik. İnsanlara çağrılar yaptık. Yaptığımız çağrılara katılan insanlar iletişimlerini bize bıraktılar ve mahalle bazlı toplantılara katılmaya başladılar. Her mahallede bu meclis çağrısıyla bir araya gelen insanlarla toplantı yapmaya başladık. Toplantılarda ağırlıklı olarak mahalleye özgü, işte sokaklarımıza özgü meseleler, Ayvalık'a özgü meseleleri tartıştık. Bir yandan da bu mahallelerden oluşan bir koordinasyon oluşturuldu. Koordinasyon genel anlamda yerel inisiyatifini yaygınlaştırabiliriz, mahalle meclisleri nasıl geliştirebiliriz, ortak ve merkezi etkinlikleri nasıl planlayabiliriz tarzında bir hat belirlemeye çalıştı, kolaylaştırıcı olmaya çalıştı, örgütleyiciliğin önünü açmaya çalıştı. Bu anlamda, buyurun. Pardon, mahalle meclisi ne demek? Yani bu kavramı bilmeyen seyircilerimiz için söyleyeyim. Mahalle meclisi ne demek? Mahalle meclisi aslında o çağrıyla, mahalle meclisi çağrısıyla bizimle iletişim kurmuş, kendi sorunlarını bir arada değerlendirme, taleplerini ortaklaştırma ve bu ortak talepler arkasında harekete geçebilme, kendi yapacağı eylem etkinlikleri, kendi dönüştürebileceği şeyler konusunda da inisiyatif alacak fikrin oluşacağı yer aslında. Yani o anlamıyla meclis kavramı temsili olarak oluşturulmuş, işte seçilmiş insanlardan değil, o toplantıların bileşkelerinden oluşuyor. Ayvalık kendi şahsına özgü bir sosyolojisi var. Burada yaz aylarında nüfus artıyor, yazlıkçı olanlar var, onlar dahil oluyorlar. Ya da kışın çok soğuk olduğunda farklı kentlere taşınanlar oluyor. Birkaç aylığına gidiyorlar. Yaz aylarında yoğun bir misafir ve aynı zamanda burası yazın ticari olarak hareketli bir yer olduğu için yoğun bir çalışma ortamı oluyor. Bu yüzden zaten toplantıların bileşkesi sürekli aynı kişilerden oluşamıyor.
Ama biz bunu aşabilmek için WhatsApp grupları üzerinden yaptığımız faaliyetlere katılımı mümkün olduğunca arttırma, katılamayanları bilgilendirme ve herkesin fikrini, görüşünü katabilmek için mekanizmalar üretmeye çalışıyoruz aslında. Çok güzel. Çok teşekkürler. Seni burada keseyim. Girişimize devam edelim diğer ağlarla. Sonra geri geleceğiz Ayvalık'a tekrar. Bu arada biliyorum ki arkadaki güzel logo da senin eserin. Eline sağlık. Ayvalık Yerel İnisiyatif'in çok güzel bir çalışması olmuş. Şimdi Beşiktaş'a, Beşiktaş Dayanışma Ağı'ndan Yusuf'a gelmek istiyorum. Dayanışma Ağı nasıl kuruluyor? Dayanışma Ağı kurmak istediğinde nasıl kuruyorsun? Aslında nasıl kuruyorsun? Önce kurmaya karar veriyorsun. Gerçekten bence işin belki de %99'u onun kendisi. Tabii ki şey oluyor, hani yaşadığımız deneyimlerden çıkarımlar yapıyoruz. İşte oradan örneklerle geliştiriyoruz. Ama biz nasıl kurduk? Yani şöyle oldu açıkçası. Zor bir durumla karşı karşıya olduğumuzun farkına vardık ve pandemi ilk vakalar İstanbul'da çıktıktan sonra, işte Türkiye'de çıktıktan sonra ve ne yapacağımızı tartışmaya çalışırken, hani evet, önceki hayır meclisleri gibi, forum gibi böyle bir araya gelip hızlıca bir imece kurabilir miyiz diye tartışmaya başladık. Buna yöntem arıyorduk tam böyle birkaç arkadaş. Sonra öğrendik ki başka birkaç arkadaş daha bunu tartışıyormuş aslında. Şöyle 6-7 kişilik bir grup bir araya geldik. Ne yaparız, ne ederiz diye konuşurken zaten Kadıköy'de kuruldu. Biz de bunu bir örnek olarak gezi zamanı Abbas Ağa dayanışma oluşturmuştuk Beşiktaş'ta aslında. Öyle olunca aslında nasıl kurulurun bence en önemli şeyi şu: beraber çalışmaya başlayacağımız en geniş çeperi nasıl oluşturabiliriz? İlk konu o yani. Herkes kendi tanıdığı, işte Beşiktaş'ta mesela o arkadaş grubu tanıdığımız bakkal, işte beyaz yakalı, alt komşumuzu, üst komşumuz, herkesi bir araya nasıl toplayabiliriz diye konuştuk. Orada da bir yöntem olarak Facebook'taki kapalı grubu kullanalım dedik. Hani hem organik olarak gelişsin, hızlıca yayılıp hantallaşmasın diye. Sonra bir araya böyle toplayınca, artık böyle birkaç yüz kişi oluşmaya başlayınca hemen gönüllü formları falan oluşturduk. Hani siz de bir şey yapabilirsiniz. Bunun afişini oluşturmaya başladık. Ya, o 6-7 kişi Beşiktaş'ın her yerine afiş asmaya çalıştık. Olduk 10 kişi, sonra daha fazla yerine asmaya başladık. Gönüllüler açığa çıkmaya başladı. Biraz da aslında nesnelliğe de ihtiyacımız var. Yani bazı dönemlerde deniyoruz çünkü. Yani evet, hep bir imece olsun istiyorum ben kişisel olarak ve isteyen insanlar da var ama bazen o eğilim olmuyor. Ama pandemi sürecinde gerçekten sokakta sorduğumuz her insan için cevap olan bir öneriydi bu. Yani imece kurmamız lazım, evet. Çünkü kimse doğru dürüst hayatımızı idame ettirebilmemiz için bir şey yapmıyor. Özellikle devletten gördüğü bir karşılık yok ve doğal olarak bu imeceler, yani kendi öz imecelerine eğilimi artmaya başladı. Aslında bunu organize etmiş olduk. Yani Beşiktaş'ta biz bu dayanışma ayını kurmadan önce imece yok muydu? Tabii ki vardı. Yani herkes alt komşusuna, işte sokaktaki belli bir yaşın üstündeki komşularına yardım ediyordu. Biz bunu daha organize halde nasıl yapabiliriz sorusunun cevabını aradık. Sonra gönüllüleri oluşturduktan sonra onları fiziki olarak yan yana da gelemediğimiz için daha iyi tartışabilecek, toplantı alabilecek alanlar oluşturmaya başladık. Nitekim işte Zoom, Jitsi. Sizler yaptıklarınıza sonradan geleceğim ama ilk başta birilerinin karar vermesi ve eşten dosttan kongre, evet, en yakınından başlayıp örgütleyerek aslında bağlar kuruluyor. Peki. Evet, aynen. Ediyorum. Kadir, sana da Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu'ndan Kadir. Sana da farklı ağlar nasıl örgütlenir, birbirlerini nasıl bulur? Onu anlatabilir misin biraz? Çok teşekkürler sorduğun için. Ayrıca yayında emeği geçen herkese çok teşekkürler. Hayırlı bayramlarınız olsun şimdiden. İstanbul'da tanıştığımız ve bundan sonra da tanışacağımız tüm dayanışmaları da selamlıyorum. Farklı dayanışmalarla örgütlenme, her halükarda yatay dayanışma ağlarının güçlenmesi bizim çok önemsediğimiz bir husus. DK yardımseverliğin karşısında zaten yatay dayanışma ağlarıyla çıkılmasını biz önemsiyoruz.
Farklı dayanışmaların temsilcileriyle özellikle görüşmelere çalışıyoruz. Yani kurulmuş ve var olan dayanışmanın temsilcileriyle ilişkileri arttırmak birinci adım. İkincisi ise bizler temas ettiğimiz, aile olmaya çalıştığımız ve bir araya geldiğimiz, sahada tanıştığımız, yardım ve dayanışmanın tarafı olan insanları yardımın nesnesi olmaktan çıkartıp, iyiliğin nesnesi olmaktan çıkartıp dayanışmanın öznesi olabilmeleri için dayanışmaya katılmalarını teklif ediyoruz. Yani biz onlara yardım kolisi götürüp faturalarını ödeyip arkamıza dönüp giden insanlar olmak istemiyoruz. Onları da arkamıza bırakmak istemediğimiz için. Mesela doğum yapan Afrikalı bir, Ugandalı bir kadın arkadaşımız gecenin dördünde bizi aradığında onun doğumu bir hafta sürdüğünde hastanelerde eşi Edirne sınırında kendini Yunanistan'a atıp da akıbeti kaybolduğunda, burada kaldığında bizim o kadına söylediğimiz şey, senin gibi kaç tane kadın var burada biliyor musun? Evet biliyorum, şu kadar. Bu kadınlarla görüşür müsün? Görüşürüm. Öyleyse sen bu kadınlarla görüşmenin temsilcisi olur musun? Olurum. Peki çok acil durumlarda bu kadınlardan bize bilgiyi sen geçer misin? Geçerim. Dediğinde o insan bizim doğum sürecinde yardımcı olduğumuz ama arkamızı dönüp gitmediğimiz, bundan sonra da yoldaşlığa evrildiğimiz bir arkadaşımız oluyor. Aynısını cezaevinden çıkan yaşlı insanlar sokağa gelmiş, parklarda kalıyor. Belki üstüne işemiş oluyor, belki üşümüş oluyor. İnternet kafeler ve lokantalar kapalı olduğu için ortada kalmış oldular bu pandemi sürecinde. Onları bulup kaç tane yaşlı senin gibi cezaevinden çıkmış, evsiz sanıyorsun? Şu kadar. Bunlarla ilgili bilgileri senden alabilir miyiz? Alabilirsin. Sen bizim yoldaşımız ve dostumuz olur musun amca? Olurum tabii ki. Ver o zaman bir elini öpeyim. O insan da bizim bir parçamız. Biz de onun bir parçası oluyoruz. Bu şekilde sahada temas ettiğimiz sokak çocukları, evsizler, cezaevinden çıkan yaşlı insanlar, göçmenler, Afganistanlı, Pakistanlı, Afrikalı şeklinde. Biz kendi içimizdeki dayanışmayı bu şekilde örgütlüyoruz. Dışımızdaki dayanışmalarla da daha böyle insani ve dostane temaslarımızı sürdürerek bunu kurmaya çalışıyoruz. Yani bir virüs gibi yayılıyorsunuz aslında ama dünyanın en sevimli, en iyi niyetli virüsü gibi bir şey anlatıyorsunuz. Evet, yani, elimizden geldiğince. Elinize sağlık, harika. Şimdi ikinci turda biraz bu içinde bulunduğumuz dönemde somut olarak neler yaptınız? Bu dayanışma ağları, yerel inisiyatifler, dertleşme grupları dediğimiz şeyler ne yapar insanların ihtiyacı olduğu dönemlerde? Biraz onu öğrenmek için İlknur'a tekrar dönüyorum. Bu salgın döneminde siz aslında seçim zamanı kurulmuşsunuz ama salgın döneminde neler yaptınız? Bu inisiyatif bir araya gelip ne tür işler yaptı? Biraz anlatabilir misiniz? Salgın döneminde öncelikle mahalle toplantılarını yüz yüze yapamayacağımızı fark ettik. Ve bir anket oluşturduk. Bu süreçte dayanışmayı nasıl örgütleriz diye. Mahalle iletişim ağlarından bu ankete katılımlarını istedik insanların. Önerilerini aldık. Bu öneriler arasında işte maske üretebilir miyiz, siperlik üretebilir miyiz vardı. Buna dair katılım gösteren arkadaşlardan bir grup oluşturduk. Siperlik üretmeye başladık. Öncelikle Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki sağlıkçılara ulaştırmak koşuluyla. Ardından işte maske de üretmeye başladık. Bez maske üretmeye başladık. Sağlıkçılar, kamu çalışanları, komşularımız. Bu bir ağ şeklinde yayılmaya başladı. Her mahalle meclisi mahalle dayanışmasıdır diye bir çağrı yapmıştık. Nitekim de bu süreçte mahalle meclisleri de hem üretim sürecine katılarak, hem ihtiyaçları tespit ederek, hem dağıtım sürecine katılarak genişlemiş oldu. Bir yandan internet üzerinden tanıştığımız yazılımcı arkadaşlarla COVID acil diye bir uygulama üzerinde çalıştık. Ayvalık'ta yaşlı insan çok, teknolojiyi çok kullanamıyorlar. Sokağa çıkma yasağından doğru bazı ihtiyaçların temin edebilmek için ulaşmaları gereken numaralar var. Belediye ya da kaymakamlık gibi ve dayanışma ağlarına ulaşmalarını da istedik. Böyle bir yazılım üzerine çalıştık. Yani onun dışında gene bu anketlerden çıkan herkes kendi bahçesine ekebilir, ortak alanda tarım yapabiliriz fikrini geniş bir toplantı çağrısıyla çok geniş bir katılımla tartışma şansımız oldu ve onu hayata geçirmeye başladık. Kentsel gıda hareketi koyduk adını, yapabiliriz başlığıyla. Burada yani insanların belki dikiş dikenler zaten kendi maskelerini üretebiliyorlardı. Ama üstüne başka bir yaklaşım koyduk. Malzemelerin ortak temini, işte nasıl dikileceğine dair deneyimler, giderek modelleri geliştirmeye başladık. O anlamda kolektif üretimin, dayanışmanın nasıl bir
zemini olduğunu da biz hem yaşayarak görmüş olduk ve buna birçok insanla tanık olduk. Aynı şey işte bahçesinde domates yetiştirmeye niyetlenen insanların da hem bilgi hem deneyim hem fiili olaraktan bir dayanışmanın parçası olarak bunu nasıl yapabileceğine dair aslında bir sohbet etmiş olduk o ilk toplantımızda. Oradan ortaya çıkan Metin Yeğen'in de katılımı gerçekleşmişti. Toprak Sandığı projesini anlatmıştı. Oradan ortaya çıkan yaklaşımda gördük ki bahçelerimiz var, tarımsal alanı olan arkadaşlarımız var. Balkon ya da saksılarında tarım yapabilecek arkadaşlar var. Ya da bunlar yok ama bu sürece katılmak isteyen, bu süreçte öğrenme ve bilgi paylaşımına destek olmak isteyen insanlarımız var. Dedik ki o zaman hani bunları gruplandırarak böyle kendi içinde hem bilgisini hem deneyimini hem de yapılabilirliğini daha geniş bir kesime gösterebilmek, cesaretlendirmek. Yani o öğrenme sürecini toplumsallaştırabilmek için neler yapabiliriz? O çalışma başladı aslında bu süreçte. Yani mahalle meclislerindeki bütün ilişkilerimizin bu çalışmalardan haberdar olması, ilgi duyduğu alana dair de destek atabilmesini, katılabilmesini de sağlıyoruz. Bir dayanışma etkinliği düzenledik. Fuat Ercan hocamızın katıldığı dayanışma nedir üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde yani yaptığımız örneğin ilk süreçte gıda hijyeniyle ilgili bir görsel de çağrımız oldu. Özellikle ambalajlı olmayan gıdaların denetlenmesi üzerine. Bu karşılık buldu. Belediye denetimlerini arttırdı. Bunun gibi çalışmalar yaptık. Devam ediyoruz. Yani maske siperlik meselesinde komşu belediyelere dahi ulaştırdık. Maskenin zorunlu olmasıyla beraber daha geniş kesimlere, işte çocuklara özel maske dikmeye başladık örneğin. Acil serviste, yoğun bakımda doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının kullanacağı daha korunaklı maskeler üretmeye başladık. Onları sağlıkçılara ulaştırmaya başladık. Devam ediyor çalışmalarımız. Harika, ellerinize sağlık. Yani salgınla yoğunlaşıp ama salgından sonraki hayattaki kolektif hayat içinde aslında çok güzel adımlar atmışsınız. Elinize sağlık. Beşiktaş'a şimdi geleceğim. Yusuf, siz bu süreçte yaptığınız etkinliklerde ne tür işbirlikleri kurdunuz? Farklı kişi ya da kurumlarla. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Tabii ki. Yani aslında çok ciddi bir kurumsal işbirlikleri kuramadık maalesef. Buna kapalı olduğumuzdan değil, tam tersine ilk başta özellikle pandeminin biraz afallatıcı etkisiyle tamamen işlevselliğini yitiren kurumlar açığa çıktığı için oluşturamadık. Ama şunları yaptık tabii, mahalle muhtarlarının bir kısmıyla görüştük. En azından fikir alışverişi yaptık. Bir kısmı fiziki olarak da destek oldu yaptığımız çalışmalara. Beşiktaş Belediyesi ile biraz dolaylı olarak işbirliğinde bulunduk. Yani özellikle ihtiyacı olan ailelere gıdanın ulaşması konusunda bazen biz bilgimizi ilettik, bazen de gıda desteği almış olduk oralardan. Benzer şekilde biz daha çok hani öz örgütlülüklerle ilişkiler oluşturabilmeye başladık. Şu bir örnek mesela, az önce de girdim ama bizim gönüllülerimizden işte 2-3 tanesi hukukçu, aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği'nde gönüllüler. Yani oluşturduğumuz çalışma grubunun ekstra bir hukuki bilgi desteğine ihtiyacı olduğunda mesela iletişime geçtiler. Ama daha çok böyle şahsi iletişimler kullanılarak yapıldı. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de görüştük aslında. Dayanışma ağlarını temsilen herkes birer temsilci çıkararak bir görüşme yapmış olduk. İBB Meclis üyesi ve İmamoğlu'nun danışmanıyla birlikte. Yani açıkçası orada çok ciddi bir ilerleme yok. Hani bize nasıl önlemler aldıklarını anlattılar belli ölçekte ama daha çok başlangıç aşamasında bir süreç. Devamında ne olacağını bilemiyoruz. Umarım faydalı olurlar. Bu görüşme faydalı olur daha doğrusu genel olarak. Onun dışında işbirliğinin tamamı aslında daha çok komşular arasındaki, yani Beşiktaş'ta yaşayanlar arasındaki işbirliği üzerinden gelişiyor. Çok ciddi, biz tabii ki isterdik gerek olursa ilçe sağlık müdürlüğüyle ya da işte belediyelerle hepsiyle ciddi bir işbirliği yapalım ki verimli bir
çalışmamız olsun isterdik ama o konuda biraz daha kapalılar kurum, devlet kurumları özellikle. Onun dışında yani bahsedebileceğim dediğim gibi öz örgütlülükler dışında çok ciddi bir işbirliği deneyimimiz yok maalesef. Peki. Peki her zaman pembe olmaz tabii ki senaryolar. Evet. Böyle aslında sorunları, kısıtları konuşmak da çözmek için çok değerli. Hı-hı. Çok teşekkürler paylaştığın için. Kadir'e tam da aslında yerel yönetimlerle nasıl çalıştınız diye soracaktım. Onların deneyimini o zaman merak ediyorum şimdi. Sizde daha farklı bir durum var mı Kadir? Teşekkürler. Şöyle farklı bir durumumuz var. Şimdi biz yerel yönetimlerle çalışabildiğimiz gibi çalışamadığımız durumlar da var. Onlardan da bahsedebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Önce çalışabildiğimiz yerel yönetimlerde biz Tarlabaşı, Taksim Beyoğlu civarındayız ama adımız bizim Tarlabaşı Dayanışma. Bundan 8-9 yıl önce Tarlabaşı'nda başlayan bir gayret bu. Zamanla 23 ilçeye kadar yayıldı. Şu an elimizde 4000 sayı, yani Excel dosyamızda 4000'e yaklaşan bir sayıda temasta bulunduğumuz göçmenler ve Türkiye'li insanlar var. Ve geniş bir göçmen dayanışma ağımız oluştu. Hayli doğal olarak sokaklardaki işportayı özellikle biz tutmaya çalışıyoruz. Hayli yolumuz zabıtadan da geçiyor, polisten de geçiyor. Tarlabaşı, Taksim dolayında Beyoğlu Sağlık ilçeyle iletişimlerimiz oluyor. Kaymakamlıklarla oluyor. Ve özellikle doktorlarla oluyor. Bugüne kadar belediyeyle, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi önceki süreçte AKP'deyken veya şimdi CHP'deyken de henüz daha böyle somut bir çalışmamız olmadı ama belediyenin içerisinde olup da bizlerle temasa geçenlerden destek gördük. Çalışmalarımızı destek verenler, ondan sonra bize yol gösterenler oldu sıkıştığımız zamanlarda. Milletvekillerinden de oldu. Farklı partilerin farklı milletvekillerinden ama bireysel şeylerdi onlar. Yani bireysel bizimle iletişime geçenlerdi. Bulundukları siyasetleri domine etmediler. Üzerimize gölgesini düşürmediler ama gerçekten sıkıştığımız zamanlarda gerek polis merkezlerinde, gerek göç idaresinde, gerek zabıta kurumlarında, gerek sağlıkta bize çok yardımcı oldular. 3 tane olumsuz örnek vermek istiyorum. Nasıl çalışamadığımıza dair. Birincisi sokaklarda kalan evsizlerle akşam saat 7'den sabah 7'ye kadar Ramazan'da birimiz üşürse hepimiz üşür sloganını başlık olarak seçtiğimiz ve İstanbul'da tanıştığımız evsizleri ve sokakta kalan insanları çağırıp onlarla birlikte akşam saat 7'den sabah saat 7'ye kadar Taksim Meydanı'nda oturduğumuz günlerimiz oldu. Sanatçıları davet ettik, siyasetçileri davet ettik. Amacımız dikkat çekmek ve -5 dereceye düşmesi beklenir İstanbul'da bir evsizi alıp korunaklı bir yere götürülmesi için. Benim sokakta kalan, sokak çocuğu tinerci diye tabir edilen kardeşlerimden ölenler oldu. ATM'lere uyumuşlardı, yani banka ATM'lerine girip tiner çektikleri için. Tiner vücudu içeriden ısıtır, dışarıdan donduğunuzu bilmezsiniz. Şarapçılar da öyledir genelde. Yani madde içeriği hep ısıttığı için dışarıdan donduğunuzu bilmezsiniz. Dona dona ölürsünüz, haberiniz bile olmaz. Biz böyle cenazeler falan kaldırdığımız için bir de sokakta kalan sokak çocuklarını polisler, daha önceki emniyetin uygulamasıydı bu, arabalara doldurup ormana atıyorlardı. Biz gidip çocukları alıp getiriyorduk. Bunun gibi uygulamalardan dolayı çocuk şube emniyet müdürlüğüyle de bizim bu bağlamda karşı işte yazışmalar, bilgilendirmeler, iletişimlerimiz falan oldu. Ama 3 tane çalışamadığımız nokta oldu. Bir tanesi yıllar önce İstanbul AKP il başkanıyla yaptığımız bir temasta bize odasında saldırgan bir tavır göstermişti. Sebebi de sokakta yapmış olduğunuz eylemi işte 2 tane muhalif gazete manşete çekmiş. Siz bizi karalıyorsunuz hem de buraya gelip yardım mı istiyorsunuz şeklinde hakaret ederek odadan kovmaya kadar gitti. Biz de sizin çevrenizin gazetelerine de haber ettik ama gelen olmadı. Muhalifler gelmişti. Ne yapalım diye kendimizi savunmaya çalıştık ama kar etmedi. Tabii hakaret, küfür, bini bin para. Biz kovulduk odadan. Daha sonra Beyoğlu Kaymakamlık'ta burada tarla başına bir ev açmıştık. 65 yaş üstü 6 tane yaşlı insanı karda kıyamette sokakta kalmasınlar diye o eve aldık. Dedi ki evden hem haberleri olsun hem biz kafamıza göre iş yapmış olmayalım. Yani yerel yönetimlerden birilerinin haberi olsun. Olur da yarın öbür gün burada bu yaşlardan birisi vefat eder, bir şey olursa siz yaptınız demesinler. Hem de biz kendimizi açık edelim diye gittik görüşmeye. Kaymakam bana verdiği cevap, bırakın bu boş işleri. Siz İstanbul'u cazibe merkezi haline getiriyorsunuz. Size mi kaldı bu işler?
biz Taksim ve Beyoğlu dolayımını Arap turistlere açacağız. Buraları oteller bölgesine çevireceğiz. Çorum'un, Yozgat'ın, işte Adana'nın veya Afrika'nın yoksullarının zaten burada ne işi var? Gitsinler buradan. Dedim nereye gidecekler? Yani nereye gitmesini istiyorsunuz? Esenler'e gitsinler, Halkalı'ya gitsinler, Avcılar'a gitsinler. Zaten İstanbul'un tarihi yarımadasının içinde ne işi var bu yoksulluğun? Şeklinde bir yaklaşım vardı. O şekilde çalışamayacağımızı anladık. Üçüncüsü de bundan bir hafta önce çalışmalarımızı görüp de destek olmak isteyen bir milletvekili, size nasıl yardımcı olabilirim? Çalışmalarınızı çok takdir ediyorum, çok da ilgimi çekiyor. Ben de göçmen sorunlarıyla ilgileniyorum. Deyince biz de kendisine, bize sadece şu konuda destek olabilirsiniz. Bize izin çıkartır mısınız? 4 günlük yasaklarda hamile kadınlar, sokakta kalan evsizler, hele hele göçmenler belediyeyi, kaymakamlığı 153'ü arayıp zaten yardım isteyemiyor. Bize geliyorlar. Trans bireyler oluyor mesela. Bunlar korkuyorlar toplumsal şiddetten, çevreden. Nereye gideceklerini bilemiyorlar. Bize sadece bu konuda izin çıkartın. Biz başka bir şey istemiyoruz. Yani sizden para, sponsorluk, böyle şeyler istemiyoruz. Biz bir imece şeklinde çalışıyoruz zaten dedik. Tamam dedi. Kaymakamlığa haber etti. Ondan sonra kaymakamlıktan beni çağırdılar. Ben de arkadaşlarımı aldım gittim. Hem dedim bir teşekkür ederiz, hem de vaziyeti kendilerine söyleriz diye. Kaymakam beni odasında karşıladı ve dedi ki Kadir sen misin? Benim dedim. Sen dedi işte de milletvekilini kullanarak tepeden inme mi yapıyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? İHH'dan da gelse yardım koparabileceğini mi zannediyorsun? Sizin sokakta çıkmanıza izin vermeyeceğiz. Ondan sonra bu böyle olmaz. Usul bilmiyorsun. Yol yordan bilmiyorsun. Önce bana geleceksin. Benden izin alacaksın gibi. Ben de kendisine bir milletvekilinin teklifiyle kendilerine gittiğimizi, yoksa yasakta kendilerine izin koparma amacımız olmadığını, çok garibanımız ve kendilerine ulaşma konusunda Ugandalı kadınlar, işte Sierra Leone'li insanlar zaten bilmiyor yerel yönetimlere ulaşmayı. Bize geliyorlar, bizde toplanıyor. O yüzden size gelmek istedim dedim. O da dedi ki bana STK ağzı yapma, ben kaymakamım burada, bana öğretme işimi falan. İzin vermiyorum dedi. Biz de teşekkürler dedik, ayrıldık odasından. Bu yerel yönetimlerle sahadan gelen bu şeyin çaresizliğin ve onlara ulaşamayan dilin onları buluşturulamaması üzerine, yani biz bir kör noktada kalıyoruz. Tarlabaşı gibi böyle yoksul semtlerin kör noktalarını aslında onlara ulaştırmak istiyoruz ama vefa dışında hiç kimse bize bu teklifle gelemez. Bir daha da hiçbir milletvekilini kullanarak yukarıdan bindirme yapmayın gibi bizi böyle suçlayarak çıkarttı yani. Biz de odasından çıktık. Çalışamadık yani. Çalışabildiklerimizle çalışamadıklarımız bu çerçevede toplayabilirim. Yani. Demek ki dediğin gibi yani her iki senaryoda mümkün. Belki daha çok bilgi akışıyla, daha çok etkileşimle, daha çok bir araya gelerek olarak çözebilecek şeyler de olabilir. Çok teşekkür ediyorum şimdiye kadar paylaştıklarınız için. Yalnız ne yazık ki zamanımız çok azaldı. O yüzden en son size aslında şu ana kadar söylediklerinizin hepsi yerel demokrasiyi deki rolünü çok güzel anlatıyor dayanışmanın. Yani bir araya gelmek, bir kriz vaktinde bir araya gelmek ama aslında kriz sonrasında da yine birlikte neler yapabiliriz? Bir araya gelirsek daha güçlü, daha iyi, daha herkesin mutlu olacağı bir kent için, bir mahalle için neler yapabiliriz? Tam da işte zaten demokratik boyutu, demokratik rolü bu dayanışma şeylerinin, ağlı örgütlenmelerinin belki. Onu çok güzel getiriyorsunuz, dile getirdiniz. Tabii ki yolda sıkıntılar olacak. Tabii ki işbirliklerini istediğiniz kadar çeşitli kurumlarla yapmak en başta belki. Sanırım bu üç örgütlenme arasında Beşiktaş en yenisi. Her ne kadar dediğin gibi Abbas'a geçmiş olsa da. Dolayısıyla yavaş yavaş olacak gibi şeyler. Tarlabaşı'nın da anladığım kadarıyla ilgilendiği, yardım etmek istediği, dayanışma kurduğu grupların doğasından kaynaklanan ve ondan doğru çeşitli işbirlikleri yapması gereken kurumlar olduğu için de kimileri daha farklı bakabiliyor, kimileri daha olumlu, kimileri daha olumsuz. Ama yine de sizlerden gerçekten çok kısaca sizce yaptığınız iş bulunduğunuz yerdeki yerel demokrasiye nasıl katkı veriyor? Birazcık onları da söyleyebilir misiniz? Şimdi Ayvalık Yerel İnisiyatif'in öyle uzun programları, tüzükleri yok, kurumsal bir kimliği yok. Sadece bir yaklaşımı var. Yaklaşımda fikrimize, emeğimize ve birlikteliğimizin gücüne güvenelim. İnisiyatif alalım. Bu zaten demokrasinin aslında nasıl bir şey olduğuna dair aslında bizi düşünmeye iten bir yaklaşım. Yani biz sadece iktidarların bize reva gördüğü şeyi yaşamakla kalmıyoruz. Muhalefetin eksikliğinin de bedelini çekiyoruz.
Yani bizim neyi eleştireceğimiz, nasıl eleştireceğimiz ve yaşantımızın nasıl olacağına dair bizden başka herkes pozisyon alıyor, konuşuyor. Ama yani sorunların muhatabı olan, yaşayan sıradan insanlar olarak bize denilen işte seçimlerde gelirsin, oyunu kullanırsın. Ömrün yeterse 5 sene sonra beğenmediysen bir daha oy vermezsin. Biz buna temel olarak itiraz ediyoruz. Diyoruz ki bizim 5 sene sonra yaşayacağımız bile belli değil. Ve bu 5 sene bir ömür için iyi bir şekilde geçirilmesi için boş geçmemesi gereken 5 sene. O yüzden bütçe hakkından yerel yönetimlerin denetlenmesine, bizim adımıza bize rağmen alınan kararların nasıl alındığının sorgulanmasına, neyi eksik yapıyoruz? Yani biz sürekli işte şu iktidarla, bu sermayeyle, hani onlarla açıklamaktan biraz daha uzaklaşır. Yani sonuçta sermaye işlevini yerine getiriyor, iktidarlar kendi açılarından işlevlerini yerine getiriyorlar. Burada eksiği biz yapıyoruz. Yani biz bir şey eksik yapıyoruz ki onları cüretlendiriyoruz galiba. O yüzden bu inisiyatif alma meselesi, evet şimdi bizim ne tür sorunlarımız var ve bu sorunlara yaklaşım meselesinde de genelde insanlar ayrışıyorlar. İşte sokak hayvanları meselesinde ayrışıyorlar. Kentsel dönüşümde işte TOKİ gelsin gelmesinde ayrışıyorlar. Diyoruz ki biz sorunlarımızı birbirimizle karşı karşıya gelmek üzere değil, yan yana gelip çözmek üzere yan yana gelelim. Bunu tartışalım ve ortak çözümleri birlikte üretelim. Yoksa birbiriyle kutuplaşmış farklı nedenlerle bir sürü insanlar oluşan, işte hayatı birbirine ve kendine cehenneme çeviren, bir tanecik ömrümüzü heba ettiğimiz bir yaşantı sürüyoruz. Yani Ayvalık bir kasaba ve ben İstanbul'dan buraya göçtüm. Buraya ciddi bir göç de var. Burada uzun süredir yaşayan insanlar da var. İstiyoruz ki buranın doğasıyla, tarihi kentiyle, insan ilişkileriyle yaşanabilir ve yaşamaktan herkesin keyif aldığı, kendi birikimini, deneyimini hem yaşantısına hem kentine katıldığı bir işleyiş olsun. Bunun için de inisiyatif alınsın. Yani inisiyatif almak, sorumluluk almak, sadece söylenmek, şikayet etmek değil, gerçekten elinden geleni ardına koymamak. Bunun için de en temel mesele birbirine de güvenmek, birbirinin fikrine, emeğine de değer vermek ve ortaklaşılacak zeminde beraber hareket etmekten çekinmemek diye düşünüyorum. Böyle özetleyebilirim. Harika, çok güzel. Tam bir yerel demokrasi dersi vermiş oldun aslında şu anda. Ekspres bir yerel demokrasi. Tam ne anlamalıyız ve yurttaşlar olarak tam da ne yaparsak birlikte mutlu olacağımız bir hayatımız ve bir kentimiz olur. Çok kolaylıklar gelsin İlknur. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sevgiler Ayvalık'a bu arada. Biz Ayvalık'ın uzaktan zeytinyağısıyla mutlu olan insanlarız zaman zaman. Belki yılın birkaç günü güzel havanızı teneffüs ediyoruz. Size orada çok kolaylıklar. Beşiktaş. Evet. Bu yaptığınız birazcık daha kısa yaparsan yalnız gerçekten zamanımız. Tabii ki. Sence sizin bu örgütlenmeniz, bu gönüllü çalışmanız Beşiktaş'ta yerel demokrasiye nasıl bir katkı sunuyor? Yani aslında bu sorunun cevabının büyük bir kısmı İlknur verdi. O yüzden çok kısa tutacağım gerçekten. Yani ek olarak anlatabileceğim bir şey var. Bu gönüllü çalışma, sizin bahsettiğiniz şey aslında gerçekten yarının ilişkilerini barındıran bir şey. Gönüllü çalışmanın kendisi, başkası için çalışmak. Çünkü bugüne kadar, yani biz pandemi sürecinde bu kadar büyük bir tehlikeye şöyle bir ortamda geldik. Rekabetin, yalnızlaşmanın, birbirinin kuyusunu kazmanın, düşmanlaşmanın, çıkar ilişkilerinin revaçta olduğu, gerçekten o kutsal benim böyle tepelere çıkarıldı ve her şeyi benim etrafımda döndürdüğü ilişkiler çerçevesinde geldik buraya. Ve bir kısmımız, hatta dayanışma gönüllülerinin de içinde bulunduğu bir kısmımız, bunun değiştirilmesinin çok güç olduğunu düşünüyorduk. Şimdi bizim yaptığımız şey aslında bu değişimin ne kadar mümkün olduğunu açığa çıkardı. Yani toplumun içinde bambaşka ilişkiler olabileceğini, yani özetlersek gerçekten herkesten yeteneği kadar, mesleği kadar, bilgisi kadar alıp gerçekten herkese ihtiyacı kadar, almak istediği kadar hatta verebileceğimiz bir toplumsal ilişki biçimi var ve bunu yapabiliriz hissiyatı yarattı. Yani şey gibi, bu hep
olan bir şeydi, hep aradığımız bir şeydi ama bunu hayata geçiremiyorduk. Artık bunu yapabilen bir toplum olduğunu biliyoruz. Bunun bence en büyük katkısı bu. Bunu kendimizin de yapabildiğini biliyoruz. En büyük ikinci katkısı da o. Harika. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Size de çok kolaylıklar. Biz teşekkür ederiz. Çok selamlar. Kadir, son olarak sendeyiz. Yine evet. Sana bir şey atacağım ne yazık ki. Çok az vaktimiz kaldı. Çok kısacık bütün bu yaptığınız, bütün emeklerinizin, bu çalışmalarınızın sence siz artık tabii dediğin gibi sadece Beyoğlu'nda değil, bütün İstanbul'dasınız. Yerel demokrasiye nasıl bir katkı sunuyorsunuz sence? Biz dediğim gibi sahadaki kör noktaları yerel demokrasiye özellikle gösteren bir ekibiz. Böyle bir grubuz. Çünkü demokrasi yani bizim gördüğümüz kadarıyla tabii ve anlamlandırabildiğimiz kadarıyla orta sınıfın sorunlarına odaklanmış durumda. Tarla başında olsun, Taksim'de olsun veya farklı semtlerde olsun. Mesela uyuşturucu kullanan bir grubun içinden sıyrılmaya çalışan yetimhane çıkışlı, yani yetiştirme yurdu çıkışlı. Genç kızlar bize ulaştığı zaman beni ne olur kurtarın, maddeye alışırsam hırsızlığa, hırsızlıktan da beni bu şekilde koşturuyorlar. Ben çıkış yolu arıyorum dediğinde hangi politik çevrenin belediyesi olursa olsun gittiğimizde çiçeklendirmeye 600 milyar para ayırdıklarını ama bir kadın misafirhanesine, bir kadın evine yer açmadıklarını görüyoruz ve bize diyorlar ki bunu, yani bütün yerel yönetimler mantarcısından söylüyorum, İstanbul'u cazibe merkezi haline getiremeyiz deyip çıkıyorlar işin içinden. O yüzden biz biraz daha dezavantajlı gruplar diye adlandırılan, biraz daha örgütsüz mağduriyetler diye bizim isimlendirmeye çalıştığımız çevrelerin duyulmayan sesinin özellikle yerel yönetimlere ve bu demokrasinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak açısından onları ulaştırmaya çalışan bir çığlığız. Ve Cemil Meriç'in ifadesi diyoruz ki çığlık daha ahenk aranmaz. Ama bizim attığımız çığlıkta sosyalizm arayanlar, anarşizm arayanlar, İslamcılık arayanlar, muhafazakarlık arayanlar oluyor. Haliyle biz de en alttakilerin sesinin temsilcileri ve onların dayanışma dostları olarak, kendimiz de zaten böyle yaşayan insanlar olarak bize bunun dayatılmasını istemiyoruz. Böyle domine olmak da istemiyoruz. Mesela bir tane küçük somut bir örnek vermem gerekirse cezaevinden çıkmış yaşlıların, gidecek yeri olmayan kimsesizlerin, internet kafelerde yatıp kalkan kadınların en çok ihtiyaç duyduğu şeyden bir tanesi çok basit bir örnek. Hani akbil basılarak girilen WC'ler var ya, bunların yanına bir tane duşa kabin konulsa, bu insanlar duşlarını yapabilseler, çünkü onlara yemek vermek istediğimizde bize gelmemelerinin en büyük sebebi kokuyor olmaları ve bunu söyleyemiyor olmaları. Biz sokak sofraları seviyoruz ve sofralarımıza gelmek istemeyen kadınların ve yaşlı erkeklerin dile getirmedikleri birinci sebep kokuyor olmak. Banyo yapamamak, bizler yani normal bir hayat yaşayan insanların çok basit bir şey olabilir, hatta görünmeyen bir şey de olabilir ama dışarıda bu çok çok önemli bir şey. Bunu buraya duyurmak, bunun karşılığını sahada bekliyor olmak, bunu demokrasinin o çarkların içerisinde bir karşılık bulmasını istiyor olmak bence önemli bir katkı. O yüzden sahadan, kör noktalardan gelen çağrıların ben özellikle eşitliğin ve adaletin, sosyal adaletin, zenginlik ve yoksulluğun makasının bu kadar açıldığı bir zamanda büyük bir katkı olacağını düşünüyorum. Sesimize karşılık veren, kendimizi, yankımızı kendilerinde bulduğumuz bütün çalıştaylara, bütün ekiplere, bütün dayanışma gruplarına ve yerel yönetimlerdeki herkese teşekkür ediyoruz. Bizi duymayanlara da umarım birbirimizi duyacağımız günler yakın olsun diyorum yani. Ben de teşekkür ediyorum paylaştığın için. İçtenlikle iyisini de kötüsünü de deneyimlerinizi paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Dayanışma örgütleri ve yerel demokrasi dediğimizde demek ki anlıyoruz ki bir yurttaşların birbirlerinden haberdar olması, farklı grupların hiç farkında bile olmadığımız ihtiyaçların, sorunların aslında görünür kılınması ve yurttaşların bir kere bir araya geldikten sonra çözümleri sadece seçimde sandıkta değil, iki sandık arasında da yerel yönetimlerle özellikle beraber, bütün yöntemlerle beraber sorunlara çözüm ortağı olmak istemeleri zaten daha ne olsun, dayanışma örgütleri, örgütlenmeleri yerel demokrasi için daha ne yapsınlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Geldiğiniz için sohbete, güzel sohbete, fikirlerinizi, deneyimlerinizi, dertlerinizi paylaştığınız için. Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme grubunun dertleşmesi bence çok değerli gerçekten. Çok isterim ki bir program sadece dertleşmeye ayıralım. Çok sevinirim.
Çok kolaylıklar gelsin. Bu arada görünmez kahramanımız Ali Vatansever, İstanbul Hepimizin girişiminden yine bu programın rejisini yaptı. Ona da çok tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.